Siyasetin bir nabzını tuttuk geldi. Kaldı kulisler. O geride kalan kulislerden de önemli haberler çıkacak. Altan Sancar aramızda. Dönelim konuşmaya başlayalım. Selamlar. Merhabalar Can Bey. iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Altan Sancar soru çok ama Dem Parti ile başlayalım dilersen. 5 Şubat'ta duyurulacak olan o karar. Başak Demirtaş bugün İsmail Saymazla da kaleme aldı. Ali Kenanoğlu bir taraf Kürt seçmene, diğer taraf Alevi seçmene seslenebilir. Muhalefette açılacak, gedik, büyüyebilir e, gibi yorumlar görüyorum. Ne yapacak DEM Parti? E, eş başkan adayları bu isimler e, olması senin kulislerinde de kuvvetli görünüyor mu? Eninde sonunda nasıl bir karar vereceğini düşünüyorsun DEM Parti'nin? Ben açıkçası DEM Parti'nin aday çıkarma ihtimalinin zaten çok yüksek olduğunu düşünüyorum. <laughs> Ee, muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi ile son bir küçük görüşme olacaktır ama bu görüşmeden sonra DEM Partisi'nin e, İstanbul konusunda fikrinin değişip değişmeyeceğini elbette bilmemekte birlikte değişmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü dün dikkat ederseniz DEM Parti'nin Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoç Yiğit bir açıklama yaptı. E, malum Başak Demirtaş'ın aslında resmi bir aday adaylığı başvurusu yok. Fakat Gülşen Hanım dedi ki bu açıklamayı biz bir başvuru olarak, resmi bir başvuru olarak kabul ediyoruz. Bu aslında bir yerde partinin bir tavrı olarak da algılamak ya da partinin bir bölümünün tamamının demeyeyim bir bölümünün tavrı olarak da algılamak mümkün. E, bu sebeple Başak Demirtaş'ın adaylığının e, ihtimali biraz güçlenmiş gibi görünüyor. Fakat burada bir şey dikkatinizi çekmekte fayda Can Bey. Bugünü saymazsak 3 gün boyunca Başak Hanım'ın adı Twitter'da trend topic listesindeydi. Evet Dün oturup bayağı bir inceledim ben bu listeyi. Ne Dem Parti'den ne Dem Partili hesaplardan ne de Başak Demirtaş'ın kendi rızasıyla olan bir şey olmadığı çok açık. Baktığımda hesapların çoğunun iktidarın propagandasını yapan çoğu da bot hesap olarak ablandırılabilecek hesaplardan defaatle Başak Hanım'ın adının paylaşıldığı dikkatimi çekti. Yani esas konu herhalde şu. E, Cumhuriyet Halk Partisinden daha ziyade e, AK Parti geceli gündüzlü e, terör örgütünün partisi dediği DEM Parti'nin aday çıkarmasına gözünü çevirmiş durumda. Bu ayrıntıyı da gözden kaçırmamak gerekiyor. E, ama DEM Parti'nin aday çıkarma ihtimalinin giderek güç e, bir güçlü bir ihtimal haline geldiğini e, görmekte fayda var. E, daha önce başka isimler konuşuluyordu. Başak Demirtaş'ın sabit kalıp Başka isimler olabilir mi ihtimali üzerinde duruluyordu. Son aşamada Ali Kenanoğlu'nun ismi ortaya çıkmış görünüyor ki bu e, hiçbir uzlaşının olmadığı anlamına gelir. Hem Başak Demirtaş ismi hem Ali Kenanoğlu ismi hiçbir uzlaşının olmadığı anlamına gelir. Çünkü Başak Demirtaş'ın siz de az önce söylediğiniz Kürt seçmenden çok yüksek bir oy alma ihtimali söz konusu olur. Kaldı ki Alevi seçmen içinde de Ali Kenanoğlu'nu e, tercih edecekler söz konusu olabilir ki... Bu e, elbette ki Ekrem İmamoğlu'nun kaybettiği anlamına gelmez ama çok zorlu bir yarış içerisinde olacağının açık bir göstergesi olacaktır.